Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine hangisi takılır? Egzoz subabı, egzoz manifoldu, katalitik konvertör, egzoz susturucusu. Zararlı maddeler zararsız hale dönüştürmek. Doğru cevabımız katalitik konvertör arkadaşlar. İşte o dediğimiz alet de şu. Bu gördüğünüz alet işte. Şu şekilde filtreye benzer bir şey arkadaşlar. Giren gazlar daha tehlikeli. Çıkan gazlar daha karbondioksit azalmış. Salınım azalmış gazlar. Yani arkadaşlar bu sorumuzun cevabı C seçeneği. Zararlı gazları zararsız hale dönüştürüyor. Egzoz sistemi ile ilgili başka neler gelebilir ehliyet sınavında karşımıza? İşte egzoz sisteminin görevi nedir arkadaşlar? Ee, yanmış gazlar dışarı çıkartır. Egzoz sisteminde zararlı gazların özelliklerini azaltan Sistem, katalitik konvertör, çıkan gazların sesini azaltan susturucu. Karıştırmayın. Sesi azaltan susturucu, e içerideki kötü havayı daha cool, iyi bir havaya dönüştüren şey ise daha zararsız bir havaya dönüştüren ise katalitik konvertör. Yine araç egzozundan çıkan duman renkleri var. Bunlar da zaman zaman çıkıyor arkadaşlar. Normal hava şartlarında motor sağlıklı ise şeffaf çıkar. Motor zengin karşımda çalışıyorsa duman siyah çıkar. Motor yağ yakıyorsa duman mavi çıkar. Bunlar da bilmenizde fayda var. Geçelim. Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki lehayı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü hangisine uygun davranmıştır. Bakın arkadaşlar şıklarımıza inatlaşmaya, aşırı tepki göstermeye, kaba ve saldırgan davranmaya, trafik kültürüne, birbirini uyarmaya. Ne kadar kibar bir şekilde uyarmış lütfen. Doğru cevap D seçeneği. Trafik kültüründe birbirini uyarmaya. Arkadaşlar, nasıl uyarıyoruz bir başkasını? Kibar bir şekilde, sakince. Unutmayalım. Geçelim. Taşıt yolu ya da park alanına çizilen Sembolün anlamı nedir? Engelli sürücüler için park alanı, engelli sürücüler çıkabilir, engelli taşıt giremez, engelli sürücü yolu. Yani bunu yere de çizebiliyorlar ya da levha olarak koyabiliyorlar. Bunun anlamı nedir? A seçeneği engelli sürücüler için park yeri manasını taşıyor. Şurada bu yol üzerine çizilen ya da işaretlerle ilgili şunları bilmekte fayda var. Bakın arkadaşlar, engelli sürücüler için park yeri Sadece yol ileri yönde gidilebilir diyor. Sadece ileri ve sola dönüşler için yol. ileri ve sağa dönüşler için yol. Bu yolun bu anlama geldiğini. Yine burada bunlar zemini de çiziliyor arkadaşlar. Yani yolun üzerine direkt levha olarak değil. Bu yol ver anlamını taşıyor. Tali yollarda bulunur. Bu dur. Fasılalı yanıp sönen kırmızı ışıkla. Yani yavaşlamazsın. Bu 50 azami hız en fazla bu yolda 50 ile gidersin diyor. Yere çiziyorlar asfalta. Yine bisiklet yolunda da bisiklet yoluna çiziyorlar bunu yere direkt zemine. Bunları unutmayın bunlar çıkıyor zaman zaman geçelim. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? Kireç, atık, yanıcı madde, yakıcı madde. Doğru cevap atıklar çevre kirliliğine sebep olur. Bunu da geçelim. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevler olan vücutta iç dengeyi sağlayan sistem hangisidir? Sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. Bakın kanı süzüyor. Zararlı maddeleri atıyor, iç dengeyi koruyor. Gerekli maddeleri vücutta tutuyor. Bunlar ipuçlarımız. Sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. Zararların vücuttan atılması. Doğru cevabımız burada boşaltım sistemi. Boşaltım yoluyla zararlı maddeler vücuttan atılıyor. Şimdi bu sistemlerle ilgili şunlara bakalım. Dikkat edelim. Şunlar çıkar çünkü. Şimdi değerli arkadaşlar bakın sistemler boşaltım neymiş? Kanı süzerek kanı süzmek zaten böbrekler var ya oradan anlamanız lazım. Gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması. Vücutta iç dengeyi korumak. Burada bir organ da verirse böbrekler karıştırmayın. Böbrekler işte idrar borusu, idrar kesesi bunlar boşaltım sistemi. Diğer sistemlerine hızlıca birkaç tanesine değinelim. Hareket sistemi vücudun hareketini sağlayan adı üstünde hareket etmemizi sağlayan nedir? Eklem kaslarımızdır. Eklem ve kaslarımız. Dolaşım dediğimizde kan vücuttaki kanın vücutta dolaşımı aklımıza gelmesi lazım. Sinir sistemi dediğimizde kafa, kafa bölgesi, baş bölgesi aklınıza gelsin. Solunum sistemi dediğimiz zaman da zaten ciğerler, solunum yolları, solunum organları gelecek. Sindirim sisteminde de şunu unutmayın. Mide, karıştırmayın. Mide, bağırsak bunlar sindirim sistemi. Sindirimi zaten biliyorsunuz. Geçelim. Başından yaralanan kazazedeye hangisi uygulanır? Yarası sarılarak uyutulur, kanama yoksa önemsenmez, yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır, solunum yolu açık tutularak sevk edilir. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar baş yaralanmalarında hastaneye sevk etmek önemlidir. 12-24 saat doktor kontrolünde ya da doktor sizi eve gönderir. Evde gözetimde durur hasta yaralı. Uyutmak tehlikelidir. Kanama yoksa önemsenmemesi, tehlike özellikle kusma filan varsa çok önemlidir baş yaralanmaları. Sıcak uygulamada doğru değil. Doğru cevabımız solunum yolunu açık tutarak hastaneye sevk etmek en mantıklı yapılacak iş. Çünkü beyin kanaması geçirebilir yaralı. Omurilik zarar görmüş olabilir. Felç kalabilir. Onun için baş yaralanmaları önemlidir. Geçelim. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Öndeki aracın durması, öndeki aracın yavaşlaması, görüş mesafesinin kötü olması, takip mesafesi kurallarına uyulmaması. Doğru cevabımız arkadan çarpma. Arkadaşlar bir aracı arkadan çarptıysanız asli kusurlusunuzdur. Yani suçlusunuzdur. Arkadaşlar arkadan çarptığınızda trafik diyor ki takip mesafesi kuralına uymadığınız için çarpmış olursunuz araca diyor. Yani suçlu sizsiniz arkadan çarpmaların en büyük sebebi takip mesafesine uyulmaması. Bununla ilgili yine animasyon sorusu olarak da geliyor. Bir trafik kazası gerçekleşiyor arkadaşlar. Bir video var gözünüzde canlandırın. Trafik kazasında 3-4 tane araba birbirine çarpıyor. Bu kazanın en önemli sebebi nedir diye soruyor şıklarda. Tabi yağmurlu bir hava. Arkadaşlar hava da yağmurlu olsa farklı bir etken de olsa, bir aracı arkadan çarpıyorsanız ani fren bile yapsa en önemli sebebi takip mesafesine uyulmaması. Çünkü bununla ilgili kural nettir. Hava yağmurlu da sona göre tedbirini al takip mesafeni ayarla diyor. Takip mesafesi ile ilgili ne çıkabilir? İşte bunlar arkadaşlar takip mesafesi dediğimizde aklımıza şunlar gelecek. Hızın yarısı yani 70'te gidiyorsanız 35, ile gidiyorsanız 50 metre mesafeden. 80 ile gidiyorsanız 40 metre mesafeden. O şekilde hesaplayacaksınız takip mesafesini. Bununla ilgili ekstra bir de şu soru geliyor. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim birimi dışındaki öndeki araca en az 50 metre mesafeden. Burada bu istisna var. Tehlikeli madde taşıyan araç en az 50 metreden takip etmek zorunda. Bu bazen şaşırtma olarak karşımıza geliyor. Geçelim. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Şıklarımız. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Bu neydi arkadaşlar? Yağ ışığı, yağ lambası kısaca anlaşılır bir şekilde. Doğru cevabımız D seçeneği. Araç hareket halindeyken yanarsa aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Arkadaşlar aracı derhal durdurup kontağı kapatma ile ilgili şunları da bilmenizde fayda var. Bakın Araçtan yakıt kokusu aldığında, alındığında yanma yani yanık kokusu alındığında araç derhal durdurup kontağı kapatılmalıdır. Bir de akü lambası yanarsa araç hareket halindeyken yalnız. Yağ lambası yanarsa bir de hararet lambası yanarsa şunlar. Bunların üçü yanarsa yine aracı derhal durdurup kontağı kapatmalısınız. Burada 5 tane soru var. Birinden biri gelir sınavda soru olarak karşınıza. Onun için dikkatli olun. Geçelim Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararı önlemeye yönelik davranışlardandır? Şıklara bakalım. Temiz olmayan yakıt kullanılması önlemeye yönelik mi? Hayır. Daha çok arttırır. Temiz olmayan yakıt kullanmak. B. Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması. Okey. Bu işte arkadaşlar çevre kirliliğini azaltır. C. Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi arttırır. Herkes araçta kullandığı için bireysel aracını kullanırsa olmaz. Mümkün mertebe toplu taşıma kullanılmalı. D. Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalıştırılması. Bu da yanlış. Doğru cevabımız B seçeneği. Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması zararı önlemeye yönelik bir davranıştır. Arkadaşlar geçelim. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırası önceliğine ne ad verilir? Geçiş hakkı, Okul geçidi, yaya geçidi, geçiş üstünlüğü. Doğru cevabımız. B seçeneği geçiş hakkı. Geçiş hakkı ile geçiş üstünlüğünü karıştırmayın. Bakın geçiş hakkında ne var? Yayaların ve araçların. Şimdi şurada bakalım hatta daha net olsun. Geçiş hakkı neymiş arkadaşlar? Yayaların, araç kullananların, diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasına Geçiş üstünlüğü neydi arkadaşlar? Belirli araç sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak şartıyla başkalarını kısıtlama ve yasaklamalardan muaf olması durumudur. Yani geçiş üstünlüğünde ne var? Ee, belirli araçlar var. Ambulans, itfaiye, polis aracı, sivil savunma araçları gibi belirli araçlar var. İşte birkaç tanesini saydım birkaç tanesini yine gösteririz. Geçiş üstünlüğünde işte bunlar var. Arkadaşlar bir de bu şekilde Şuna da değinmek istiyorum. Şurayı siz okursunuz. Burayı geçelim de. Bu uzatır çünkü bizim işimizi. Şuraya bakalım. İşte geçiş hakkı denir bunu arkadaşlar. Burada görüldüğümüz fotoğraftakiler geçiş hakkı. Şimdi mesela burada 1 ve 2 numaralı araç var. Birkaç tane örnek üzerinden anlatmak istedim. Şu mu şu mu öncelikle? Tabii ki önce 2 numaralı araç geçecek. Yol hakkı bunun. Niye? Burada ters üçgen var ya. Ters üçgenin olduğu buranın tali yol olduğu anlamına geliyor. Buranın da ana yol olduğu anlamına geliyor. Yani burada iki numaralı aracındır bu yol. Peki şu fotoğrafımızda yol hakkı kimindir? Tabii ki ilk yol hakkı yine iki numaralı araçtadır. Sebebine ne? Kavşak içerisinde. Arkadaşlar her zaman kavşak içerisindeki araca aittir yol hakkı. Yine burada aynı benzer bir sorumuz var. Burada bir tane kavşak içerisinde kırmızı araç var. Kavşak dışında mavi araç var. Hak kimin? Tabii ki kavşak içerisindeki pem barajın. Burada da zaten ters üçgen çizerek bunun tali yol olduğunu gösteriyor. Yine arkadaşlar burada aynı benzeri durum var. İleride bunlar detaylandırırız. Şimdi geçelim. Bu videomuz çok uzamasın. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu durum nedir? şok, diyabet, hipertansiyon, sarah krizi. Anormal deşarjlarına bağlı olarak ani aşırı. Doğru cevap D seçeneği sarah krizi. Şimdi bu sarah krizi az dosta çıkıyor sınavda. Burada kronik bir hastalıklar. Şokun belirtileri nedir? Çok diyorum pardon sarah krizin Burada arkadaşlar bu sayfayı bir okuyun. Bayağı uzun bir sayfa. Onun için ben çok okumaktan yetim yok. Ama siz okuyun. Mutlaka fotoğrafını da çekin, telefonunuzda dursun. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir? Bakalım levhalarımıza. Şimdi trafik levhaları ile ilgili bolca soru geliyor. Bunu Instagram'da paylaştım. Mutlaka bakın. Güzel bir paylaşım da oldu. Şimdi burada kasisli yol zaten çok basit olduğu için A seçeneği diyecektir birçok arkadaşımız. Bu kasisli yol, bu gevşek zemin, yine bu Yukarıdan taş düşebilir. Gevşek şev. Şu an karıştırmış olabilir mi arkadaşlar. Aklımda gel kalmadı. Biraz da yorgunum işin doğrusu. Yine kaygan zemin bu da. Şimdi bunlarla ilgili şunu da söyleyeyim. Mesela araçta yolda bu lefayı görürseniz ne yapacaksınız? Önünüzdeki araçla mesafeyi açacaksınız. Arttıracaksınız takip mesafesini. Yine bunları gördüğünüzde takip mesafesini arttırıyoruz. Yine bunu gördüğümüzde takip mesafemizi arttırıyoruz. Bu kasisi gördüğümüzde ne yapıyoruz yavaşlıyoruz unutmayın Geçelim Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasını bildirir Şıklar inceleyelim Doğru cevabımız nedir B seçeneğidir Şu oklar Genişlik anlamındadır burada olur üstte ve altta olursa yükseklik anlamındadır Bu 7 ton bu 10 metreden daha uzun araçlar giremez anlamını taşıyor Burada gabari ile ilgili B seçeneği genişlik, burası yükseklik. Geçelim bunu da. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmış olur? Şıklarımız akünün boşalmasından, akünün tam şarjda olmasından, hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Sorumuz ne diyor? Uzun süreli şarj yapmak zarar veriyormuş aküye, marş aküye marş motoruna. Bunlar da aynı zamanda bilgi arkadaşlar bu sorular aynı zamanda öğreten sorular. Buradan biz ne öğrenmiş olduk? Uzun süreli marş yapmak zararlı bir şey. Akü ve marş motoruna zarar veriyormuş. Neyse sorumuza dönelim. Onun için sorunun her aşamasını dikkatli dinlemeniz lazım. Sorumuza döndüğümüzde marş motoru dönmüyorsa hangisinden kaynaklanmış olabilir diyor? Akünün boşalmasından, akünün tam şarj olmasından, hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Doğru cevabımız nedir? Tam şarj olması daha iyi performansını arttırır akünün. Hava filtresi burada alakasız. Akünün kutup başlarının sıkı olması yine iyi bir şey bu. Kötü bir şey dönmemesinin sebebi marş motorun akünün boş olmasından kaynaklanıyor. Doğru cevap A seçeneği. Bu aküyle motor ve araç tekniği dersinde akü ile marş sistemi hakkında çıkabilecek karşımıza gelebilecek notları burada derledim. Karşımıza ne gelebilirmiş? Motorun ilk çalışması için ilk hareketi veren sistemmiş. Marş sistemi bakın. Marş yapma süresi 10-15 saniyeden uzun olmamalıdır. Olursa zararı var biliyorsunuz. Araç çalışmazsa biraz bekleyip tekrar deniyorsunuz. Yani bir kere marş yaptınız çalışmazsa biraz bekleyip tekrar deniyorsunuz. Uzun süre ve sıkça marş yapılırsa akümülatör boşalır. Motor çalışıyorken tekrar tekrar marş yapılmamalıdır. Tekrar tekrar marş yapılırsa marş dişlisi veya volan dişlisi zarar görür. Arka arkaya sık sık marş yaparsanız. Motor çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması. Marş motorun ömrünü kısaltıyor yine. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklıdır. Bizim sorumuz da buydu zaten. Buradaki bilgilerin hepsi önemli. Sınavda zaman zaman çıkıyor. Onun için buranın fotoğrafını alın. Biraz uzun oldu soru ama mecburuz yani bunu yapmaya. Çünkü çok çıkıyor buradan soru. Geçelim. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge paneli hangisidir? Fren hidroliği göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi, şarj göstergesi. Motor soğutma suyu sıcaklığını. Cevap nedir? B seçeneği hararet göstergesi. Eğer resmini koyarsa buraya fotoğrafları koyarsa yazılar yazmayıp şu fotoğraf işaretleyeceksiniz. Bu neymiş? Motor çalışma sıcaklığını gösteriyormuş. Yine aracımız hareket halindeyken çalışır durumdayken bu ışık yanarsa aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Çünkü araç soğumuyor olabilir. Yangın çıkabilir. Geçelim. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde. Kazazedelerden birinin öksürmeyle ağzından açık renkte kırmızı. Köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? Açık renk, kırmızı, açık kırmızı renk, pardon. Köpüklü kan. Böbrek, akciğer, bağırsak, karaciğer. Bu sorumuzun cevabı B seçeneği akciğer. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? Trafik kurallarına uymak, uykusuz ve yorgun trafiğe çıkmak, alkol etkisindeyken trafiğe çıkmak, hız sınırları üzerinde araç kullanmak. Kazaların sebepleri. Uykusuz yorgun trafiğe çıkmak tabii ki kaza sebebidir. Alkolün etkisiyle trafiğe çıkmak kaza sebebidir. Hız sınırlarının üzerinde araç kullanmak bu da kaza sebebidir. Trafik kurallarına uymak kaza sebebi değildir. Soruyu dikkatli okumanız gerekiyor. Zaten bu tür sorularda şu şekilde de devam edebilirsiniz. Üçü olumsuz ya da olumlu mesela. Biri olumsuz gibi. Bunları mutlaka eleme yöntemi de yapabilirsiniz. Mesela şunun üçü birbirine benziyor. Üçü de trafiği olumsuz etkiler. Bu olumlu etkiler. O şekilde düşünerek yapabilirsiniz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? Saç dökülmesi, bedensel aktivitede artma, ağızdan köpüklü kan gelmesi, yaralanan bölgesinin alt tarafında felç. Omurga yaralanmaları arkadaşlar biliyorsunuz omurga yaralanmaları, omurilik yaralanmaları, baş yaralanmaları felce sebep olabilir. Onun için doğru cevabımız burada D seçeneğidir. Kişinin felç olmaması için ne yapıyoruz? Mümkün mertebe az hareket ettiriyoruz. Araçtan çıkartırken mesela rentek yöntemini kullanıyoruz. Mümkün mertebe boynunu eğer boynunda bir sıkıntı varsa hareket ettirmiyoruz. Yani sabitleme, rentek manevrası. Bunların amacı omurga, omurilik, omurga zarar görmesin. Zarar görse çünkü felç olur. Geçelim. Dizel motorda kullanılan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? Bu soruyu şu şekilde de düşünebiliriz. Dizel araca benzin yani mazotlar araca benzin, benzinler araca mazot da koyabiliriz. Tam tersi de olabilir. Bu durumda hangisini yapacağız? Şıklarımız aracın düşük hızda sürülmesi, yakıt deposunun boşaltılması, aracın yüksek devirde kullanılması, lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Arkadaşlar çok nadir de olsa denk geldiğimiz bir olay günlük hayatta da bu. Cevabımız B seçeneği. Eğer bu şekilde bir şey başınıza gelirse benzin deposunu boşaltmanız gerekiyor. Yani siz boşaltamazsınız, servis yapacak bunu. Yine mesela fark etmediniz, bir süre gittiniz, yeni yakıt aldınız, ee, aracınız tekledi ya da bir sıkıntı oldu, durdu. Yani fark ettiğiniz an durmalısınız, kontağı kapatmalısınız, en az zararla kurtulmak için çekiciyle götürmelisiniz servis aracı. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi? yakıtın temizlenmesini sağlar. Yağ filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi, ekran filtresi. Ya, yakıt pardon. Doğru cevap ne? Tabii ki yakıt filtresi. Arkadaşlar araçlarda biliyorsunuz 4 tane filtre var. Yakıt filtresi yakıtı temizler. Hava filtresi havayı temizler. Polen filtresi klimaya gelen havayı temizler. Yağ filtresi ise yağı temizler. Bu filtreleri bilmenizde fayda var. Geçelim. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yeri dışında nokta nokta metre, yerleşim yerlerinde nokta nokta metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yere sırayla, karıştırmayın sırayla diyor. Hangileri yazılacaktır? Kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerler dışında. 150 metre, yerleşim yeri içinde 30 metre. Arkadaşlar sırasını karıştırmayın. Zaten şıklarda öyle bir durum yok ama yerleşim yeri dışında 150, yerleşim yeri içerisinde 30 metre mesafede şerit değiştirmeleri yasaktır. Geçelim bu soruyu da. Hatta bakayım bir dakika. Geçmeden önce şurada not almışız. İşte bu şekilde. Unutmayın bunu da. 30 metre yerleşim yeri içinde. Yerleşim yeri dışında ise 150. Geçelim. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında hangisini kullanması zorunludur? Kış lastiği, yaz lastiği, polen filtresi, cam suyu, antifrizi. Doğru cevap. A seçeneği. Arkadaşlar 1 Aralık 1 Nisan arası kış lastiği zorunludur. Bu ticari araçlarda şimdi şurada lastik ve tekerleklerle ilgili bilmemiz gereken birkaç husus var. Balans ayarı, arkadaşlar aracın lastiğinin balansı bozuk ise belirli hızdan sonra titreşim oluşur. Yine lastik hava basıncı normalden az ise direksiyon zor döner, fazla ise savrulmalar meydana gelir. Yine lastiklerde her binişte kontrol edilmelidir. Araca her binişte kontrol ediyoruz lastikleri. Günlük haftalık değil her biniş Yine arkadaşlar şu önemli bir soru. Lastiklerden birinin havasının fazla veya az olması durumunda araç bir tarafa çeker. Lastikler içten dışa düzensiz aşınıyorsa rot bozuktur. Rot ayarı 1 Aralık 1 Nisan kış lastiği uygulaması tarihleridir. Bir de şuna bakın lastiklerle ilgili çıkıyor. Arkadaşlar lastik okuma. İşte hangisi bu rakam ne anlama geliyor? Buna detaylıca bir inceleyin bakın çünkü çıkıyor özellikle son zamanlarda birkaç sınavda şu 55 yani yanak yüksekliği çıktı unutmayın geçelim dokular üzerindeki çekme etkisiyle meydana gelen yaralara ne ad verilir ezikli yaralar delici yaralar parçalı yaralar kesik yaralar doğru cevabımız C seçeneği geçelim bunu da ileride anlatacağım Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? Antifriz kontrolü, yağ seviyesi kontrolü, elektrolit seviyesi kontrolü, hidrolik yağ seviyesi kontrolü. Soğutma sistemi. Cevap A seçeneği. Antifriz soğutma sistemiyle alakalı bir sıvıdır. Biliyorsunuz aracın donmasını önlüyor. En önemli özelliği budur. Birçok yan özelliği vardır ama en önemlisi budur. Onlarda zamanı gelince söyleyeceğiz. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? LPG, benzin, motorin, biyodizel. Doğru cevap LPG. Bunu da unutmayalım. Motor sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması olası kaza kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır? Sorumuz basit. Onun için fotoğrafını koydum buraya cevap A seçeneği. Kask başına takılan bir aparat biliyorsunuz. Bu da kaza anında baş yaralanmalarını en aza indirir. Geçelim. Değerli arkadaşlar bir hususa daha değinmek istiyorum. 1-2 video izleyip ya da 3 video izleyip bu sınavı kazanamazsınız. Yani hocam ben 2 video izledim ama çıkmadı hiçbiri. Değerli arkadaşlar bu sınavı kazanmanız için en az 15-20 video izlemen lazım. Yani 15-20 video ne yapar? Ortalama günlük 50 soru çözsem 20 video 1000 soru yapar. Yani ortalama 1000 soru çözersen aynalar çıkar. Fakat bazı arkadaşlarınız bir tane video izliyor. Sonra geliyor hocam hiçbiri çıkmadı. E kardeşim sen zaten 50 tane soru çözdün. Milli eğitimin havuzunda 2000 civarı soru var. Aynısı denk gelmeyebilir. Onun için ne yapıyoruz? 15-20 gün boyunca her gün videoları izliyoruz. Bakalım sorumuza dönelim. Zamanda kaybolmasın. Araç sahiplerinin hangisini yaptırması zorunludur? Kasko, zorunlu mali sorumluluk sigortası, zorunlu deprem sigortası, hırsızlık sigortası. Cevap nedir? B seçeneği. Trafik sigortası. Kasko, deprem sigortası, hırsızlık sigortası isteğe bağlı sigorta türleridir. Dıştan veya içten etkeden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılma veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına nokta nokta denir. Bu ifadede boş bırakılan yer hangisi yazılmalıdır? kemik bütünlüğünün bozulması. Kırık, çıkık, donma, burkulma. Bakın anahtar kelime şurası kemik bütünlüğünün bozulması. Cevap nedir? A seçeneği. Çünkü kemik kırılıyor, birbirinden ayrılıyor. Bütünlük bozuluyor. Şimdi bu kırık, çıkık, burkulmaya değinelim. Sınavda çıkıyor çünkü çokça. Kırık nedir? Kemik bütünlüğünün bozulması kısaca. Çıkık neydi? Eklem yüzeylerinin kalıcı Çıkık. Bakın şunu var ya ben size şöyle bir kodlayayım hatta. Şöyle yapalım. Aklınıza kalsın. Çıkık. Hangi harfle bitiyor? K harfiyle. Burada ne var? K harfi bak. Kalıcı. Gördün mü? K. Unutmayın bunu. Burkulma eklem yüzeylerin anlık. Bak A harfiyle. Bak A harfiyle. Bunlar sizin aklınızda kodlamalar olarak kalsın. Yine kırık çıkık burkulmada tespit neydi arkadaşlar? Kırık çıkık burkulmada mümkün mertebe yaralının ilgili bölge sabit tutuluyor. Temiz bir bezle kapatıyoruz. Yine nasıl bulunduğu söyle tespit edeceğiz. Düzeltmeye çalışmıyoruz kırıkları çıkıkları. Kesinlikle düzeltmeye çalışmıyoruz. Yine kırık çıkık burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemler içerecek şekilde yapılmalıdır tespit. Kırık çıkık burkulmalarda en önemli şey Hareket ettirilmemesi yarayı sabitlenmesi ilgili bölgenin sabitlenmesi Geçelim Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir günde bir haftada bir 6 ayda bir araca binildiği zaman Cevabımız nedir Lastikler her araca binildiği zaman kontrol edilmelidir Unutmayın her bindiğinizde Günlük olmaz haftalık olmaz 6 aylık olmaz her bindiğinizde unutmayın Geçelim bunu da Verilenlerden hangileri turnike uygulanmasında dikkat edilecek hususlardandır? Turnikeyi nerede uyguluyorduk? Büyük çaplı uzuv kopmalarında ya da büyük çaplı kanamalarda, durmayan kanamalarda. İp, tel, sicim gibi malzemeler kullanılması. Doğru mu? Hayır. Tel, ip gibi ince malzemeler kullanmıyoruz. Daha çok kalın malzemeler kullanıyoruz. En azından 8 santim şöyle 4 parmak kalınlığında olması lazım. Bu yanlış. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kenara yazılıp not edilmesi, yaralının üzerine asılması. Doğru. Uzuvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Bu da doğru. Doğru cevap nedir? C seçeneği. Şimdi turnike ile ilgili şunu göstereyim ben size. Şu bir sınav sorusudur. İşte bu gösterilen uygulama hangisine aittir diye soruyorlar da. Turnike. Bakın en önemli özelliği nedir? Bak kalın bir iple 8-10 santim kalınlığında bir şeritle uygulanmış. İp tel gibi kesici malzemeler kullanılmamış. Yine burada önemli olan bir şey daha var. Kalem gibi malzemeler sıkmak için kullanılabilir. Turnikeyi sıkıştırmak için diyor. Şu önemli kağıda yazılması, yaralının üzerine asılması, turnikenin yapıldığı zaman kaç zamandır yapılıyor, kaç saattir, kaç dakikadır. Yine kanayan bölge 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmelidir. Şu çok önemli bir soru. Çok sayıda yaralının olduğunda yaralının alnına ruj veya sabit kalemle turnikeye de ta harfi yazılır. Yani hangi yaralıya turnike yapılmış olduğu belli olması açısından yaralının alnına ya da görülecek bir yerine bu işareti bırakmak da önemli. turnikede. geçelim bunu da. Yine öğretici bir soru, gayet öğretici. Akünün içerisindeki sıvıya nokta nokta denir. Elektrolit saf suyla asit karışımıdır. Akünün içerisindeki elektrolit seviyesi plakalar nokta nokta üzerinde olmalıdır. Akünün elektrolit seviyesi azalırsa nokta nokta ilave edilir. Boş bırakılan yere neler yazılmalıdır? Akünün içerisindeki sıvıya ne diyor? Elektrolit. Okey. Elektrolit de saf su asit karışımıymış. Bakın elektrolit dediğim şey saf su ile asitin karışımıymış. Size bunu öğretiyor aslında. Akünün içerisindeki elektrolitin seviyesi plakaların eğer santim sorarsa 1 santim. Genelde santimi belirtmez ama illa sorarsa santim. Santim demezse ne olacak? Plakaların üzerinde olmalıdır der kısaca. Bazen santimden bahsetmez. Elektrolit seviyesi plakaların üzerinde olmalıdır. Akünün elektrolit seviyesi azalırsa saf su ilave ediyoruz. B seçeneği cevabımız. Geçelim. Şok pozisyonda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir? Sindirime yardımcı olmak, vücut sıcaklığını düşürmek, beyne yeterince kan gitmesini sağlamak, solunumun düzenli olmasını sağlamak. Cevabımız C seçeneği. Şok pozisyonumuz nasıldı arkadaşlar? Şuydu işte. Bu pozisyonun amacı nedir? Ayağı yukarı kaldırmaktaki amaç ayakta bulunan kanın bu bölgeye sevk edilmesini sağlamak. Yani bu bölge neresi? İşte bu baş ve göğüs bölgesi yaşamsal organlar var. İşte kalp olsun, beyin, baş bunlar olsun. Çünkü zaten şok neydi? Bunların yeterince kanlama yapmaması durumunda oluşuyordu. Yani beyne yeterince kan gitmezse şok oluşur mesela. Bunun amacı da bu ayaktaki kanı buraya sevk etmektir. Bakın amacı neymiş? Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. İşte şok budur. Şokun tanımını buradan anlayabilirsiniz. Ayağı 30 santim yukarıya kaldırıyoruz. Yine şokun belirtileri burada arkadaşlar. Onları siz mutlaka okuyun. Zaman kaybolmasın diye ben okumadım şu an. Geçelim. Hangisi motor yağının eksilmesine neden olur? Fren balatalarının aşınması, karter contasının yırtılması, hava filtresinin kirlenmesi, rot ayarının bozulması. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği. Arkadaşlar karter biliyorsunuz ne işe yarıyordu? Motor yana depoluk ediyor. Şurada işte mesela burası karter. Bu sorumuza göre nedir? Eksilmez. Contanın yırtılması. Conta ne? Şu, şu işte. Şu kısma geçiriliyor. İşte neyse. Şu. Bu conta yırtılırsa buradan yağ kaçağı olur. Dolayısıyla motor yağında eksilme meydana gelir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kazazedeye şok pozisyonu verirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır. Şok pozisyonunu anımsamamız lazım. Şıklara bakalım. Bacakların altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmışı giysi ve benzeriyle destek olunması. Yaşam bulgularının sadece nabzın değerlendirilmesi, vücuduna soğuk uygulama yapılması, düz olarak yatırılması. Şok dediğimiz pozisyon neydi? Öncelikle onu gözümüzde canlandıralım. Şu şekil bir pozisyon. Ayakları 30 santim kaldırılan bir pozisyondu. Şu kişinin baş bölgesi. Amacımız neydi? Buradaki kanı buraya sevk etmek. E, peki bakalım şıklarımız arasında bunlardan bahsediyorum mu bu pozisyonda? Düz yatırma var mı? Hayır. Soğuk uygulama yok. Sadece nabz... Bu da değil. Doğru cevap neydi? Altına bak. Bacakların altına yani şuraya. Battaniye yastık gibi destek konulması doğru bir uygulamadır. 30 cm yükselteceksiniz burayı. Doğru cevabımız A seçeneği. Şimdi bu pozisyonlardan en çok çıkan 6 pozisyonu ben sizin için derledim. Topladım buraya. Bakın bu şok pozisyonu. Şu 30 santim. Unutmayın. Bu koma pozisyonu. Bu hemlik manevrası. Hemlik manevrası neyle yapılıyor? Tam tıkanma durumunda. Eğer kişide tam tıkanma varsa Hemlik manevrası yapılıyor. Kısmi tıkanma varsa ne yapılıyordu? O zaman kişi öksürmeye teşvik ediliyordu. Bu delici göğüs yaralanmasının pozisyonu. Bu da baş geri çene yukarı pozisyonu. Solunum yoluyla alakalı. Bu da rentek manevrası. Kişiyi araçtan çıkartmada kullanılan yöntem. Bu altı manevrayı bazen fotoğrafını koyup sorarlar. Bazen hangi pozisyonun için yapılır onu sorarlar. Mutlaka bilin bu pozisyonların fotoğraflarını zaten şoku filan da anlatıyoruz ayrıca konularında. Ama bunu bilseniz bile soru yapabilirsiniz doğru soru. Geçelim. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? Şekle bakalım. 4-3 tane aracımız var. Hepsinin numarası var. Okey. Bu araç sollama yapmış. Bunlar birbirini takip ediyor. Şıklara bakalım. 2 numaralı aracın hızını arttırması. ne bura Doğru mu? Hayır. 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi. Buradan sollama yapması. Doğru olur mu? Hayır. Çünkü 3 sollama yapıyor bakın. O sollama yapacakken siz de araya girmeyin. O da olmaz. C 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması. Şu arabanın sollama yapacak ya. Buna yardımcı olunması diyor. Doğru mu? Evet yardımcı olacak burada. Yardımcı olacak derken ne yapar? Hızını azaltabilir. Çok sıkışırsa aradaki mesafe açar. Şu araya alabilir. 3 numaralı aracın. D seçeneğinde de 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması. Alakasız. Sollamaya girmiş çünkü zaten. Cevap C seçeneği bu da. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden değildir? Diferansiyel. Bakalım şıklarımıza. Yakıt tasarrufu sağlamak, Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak, şafttan gelen torku arttırarak akslara iletmek, virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak. Diferansiyel neydi? İki tekerinin ortasında bulunan, şu şekilde resmi biraz kötüdür ama idare edin. Şuradaki parçaydı hatırlarsanız. Bu parça neydi? Araç güç aktarma organına ait bir parçaydı. Tekerleklerde güç tart, doğul, tork dağılımını etkiler mi? Evet. Şafttan gelen torku arttırarak akslara iletir mi? Evet. Şaft şuradan gelen aks da bunlar. Virajda tekerleklerin farklı dönmesini sağlamak? Evet. Yakıt tasarrufuna alakası yoktur diferansiyelin. Şimdi şurada anlatayım ben size güç aktarma organlarını. Daha iyi anlaşılacaktır. İşte şunu sormuştu bize. Bunun en önemli görev neymiş? İki tekerleğin virajlarda daha kolay dönmesini sağlamak. Buradan gelen gücü buralara aktarmak. Yine güç aktarma organları ile ilgili işte diferansiyel önemli. Bunu soruyorlar bazen. Bir diğer güç aktarma organı önemli olan şudur. Debriyaj kavrama sistemidir. Motorun hareketini isteğe bağlı olarak vites kutusuna aktarır veya keser. Bu soruyu bu şekilde soruyorlar. Bu işi yapan güç aktarma organı nedir diye soruyorlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Diğer güç aktarma organlarına da bakın şurada bazen şunu mesela kaldırıyor adam şaftı. Soru işareti koyuyor. Bunun ismi nedir diyor. O şekilde de soru gelebiliyor. Geçelim. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. Cevap A seçeneği. Uluslararası yol. Avrupa yolu diye geçiyor. E90 falan diye geçiyor. Buraya da not aldım unutmayalım diye. Geçelim bunu da. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan tehlikeyi bildirir? İnceleyelim şıklarımızı. Doğru cevabımız C seçeneği. Nedir bu? Buzlanma olabilir yani yol buzlanma olabilir. Hava sıcaklığı eksinin altına düşmüş demektir. Yani artının sıfırın altına düşmüş demektir. Bu da neyle alakalı? İklimle alakalı bu durum. Bir durum. Diğerlerine bakalım. Diğerleri iklimle alakası yok. Yine bununla ilgili söyleyecek şunu söyleyeyim. Arkadaşlar trafik kazalarının en büyük etkeni insan kusurudur. Unutmayın soruyorlar. Trafik kazalarının en büyük sebebi insan kaynaklıdır. Bunu da geçelim. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarların yapılması gerekir? Rot ayarı, far ayarı, subap ayarı, rolent ayarı. Far yani lambalarında. Doğru cevap B seçeneği far. Farlarla ilgili işlem yapıldığında far ayarının yapılması gerekiyor. Geçelim bunu da. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek, sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak, denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak, Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Trafik adabına uygun hangisi davranmış oluyor? C seçeneği. Denetim korkusu olmasa da denetim olmasa bile kemeri kullanmak trafik adabına uygun bir davranıştır. Soru da bunu soruyordu. Geçelim. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Dönel kavşak yaklaşımını, ileri ve sola mecburi yönü, sağa ve sola mecburi yönü, adı etrafında dönüleceğini. Cevap B seçeneği. İleri bakın okumuz. Bir deney Sol. İleri ve sola mecburi yön. Geçelim. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır? Sis ışıkları, acil uyarı ışıkları, uzağa gösteren ışıklar, yakını gösteren ışıklar. Aydınlatma yeterliyse Tabii ki yakını gösteren ışığı kullanmanız gerekiyor. Şurada bakalım hemen ışıkların kullanılmasına. İşte arkadaşlar uzağa gösteren ışıklar nerede kullanılıyor? Simgesi de budur arkadaşlar mavi. Unutmayın bazen bu da çıkıyor. Yerleşim birimi dışında geceleri aydınlatma yetersizse uzunu kullanıyoruz. Yine aydınlatılmamış tünele girerken ve benzeri yerlerde uzun ışıkları kullanıyoruz. Yakın ışıklar nerede kullanıyoruz? Şehir işlerinde. Aydınlatma yeterli olan yollarda Yine arkadaşlar karşıdan bir araç geliyorsa kısayı kullanıyoruz. Bir araç önümüzde ise kısayı kullanıyoruz. Unutmayın. Gündüz görüşü azaltan sisli yağışlı havalarda da kısa lambaları kullanabilirsiniz. Geçelim. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem hangisidir? Marş, şarj, ateşleme, kavrama. Doğru cevabımız D seçeneği kavrama sistemi. Arkadaşlar motor hareketini vites kutusuna yani kavrama debriyaj sistemidir diğer ismi. Şurada da notlarım arasına ekledim. Motorun hareketini isteğe bağlı olarak vites kutusuna aktarır veya keser. Baskı balata olmak üzere iki parçadan oluşuyor bu debriyaj yani kavrama sistemimiz. Geçelim.